Leyla'm. Ay. Şöyle yapayım. Arkada bir sigara var. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Kreşe. Emoş kapıyı aç hadi. Annemle Deniz'i bir görseniz. Bakalım ilk gün nasıl geçecek? Esiş, nasıl hissediyorsun? Çok yorgunum her zaman. Ay, değil mi öyle kız? Dinlenmedin mi hala? Bak bak bak. Çocukları o da bağırıyor. Gösteremiyorum ya. Ha. Denize belli olmuyor, dönüveriyor. Şöyle elimde görmüş oldunuz. Kocaman bir çanta var. Kreşe götürüyoruz. İki takım çarşaf takımı koydum. Çarşafla yastık. Annem geliyorum. Ondan sonra tut teyze elinden Deniz'in. Bunu silmemişsin Emine adacığım. Tam silmemiş. Geçmemiştir. Ada kendini kedi kız yapmış. Ondan sonra iki takım çarşaf takımı koydum. Ne koydum başka? Bez koydum. Biberon koydum. İki takım kıyafet koydum. İki takım kıyafet istediler. Kıyafet koydum. Islak mendil koydum 3 paket. Peçete de istediler herhalde ama peçete almayı unutmuşuz. Çeto'ya söyleyeyim bir de peçete alsın. Biberonla suluk koydum. Zaten bir dünya koymuşum. Şimdi işte minibüse bineceğiz. Onları kreşe götüreceğiz. Oradan da Deniz. Anne tut elinden. Bu minnoşları kreşe vereceğiz ama bakalım duracaklar mı durmayacaklar mı, ne yapacağız? Esin orada kalacak mıyız ki birazcık? Yarım gün, bugün yarım gün. Yarım gün duracaklar. Hiç ayrılmadım kızımdan böyle. Çok tuhaf geliyor. Ama Deniz maşallah çok aktif bir çocuk, çok sosyal bir çocuk. Girdiği ortama anında uyum sağlıyor. Bakalım nasıl olacak? Size anlatırım tekrar. Esin bugün sarma sarmış, canınız çekmesin. Esin, iş yerine götürüyor musun sarma? İş yerinde bugün sabah kahvaltısını sarmayla yapacağız. Allah izin verirse. Şimdi ben kapatayım. Ondan sonra kreşten sonra gösteririz. Esin bir çekilsene oradan. Esin bir çekilsene aradan. Bakın böyle minnoş kreşe gidiyor. Uy yerim ben seni ya. Kurban olurum. Hiç durmuyor. Hiç bakmaz böyle. Bütün gün koşacak. Evet dün evvelki gün açtım videoyu. Perşembe günüydü. Perşembe günü öğlen Deniz'i götürdük. Öğlene doğru yani ama olmadı. O gün çocukların uyku saatine denk geldiğimiz için almadılar. Dediler ki işte diğer çocukların uyku saati şimdi onları görmezse durmaz falan, hani kaynaşmaları lazım birbirine diye düşündüler. Biz de zorlamadık, tamam dedik. Zaten hani Deniz'in de ağlamasını istemedim. Arkamdan kalacak şimdi hiç tanımadığı insanlarla. Çocuklar da yok. Ondan sonra ertesi gün oldu. Sabah erkenden çıktık tabii biz hemen bir şeyle, size nasıl söyleyeyim, bir hevesle, bir heyecanla çıktık. Ama bir yandan da şöyle şey yürüyorum. Şey yapacağım, şuraya oturacağım. Gittik kreşe. Dediler bana işte siz şöyle bir yere saklanın. Ondan sonra şey yapalım. Adını siz söyleyin. Şöyle kendimi de ayarlayayım bir yandan da. Rahat konuşamıyorum yoksa. Kamera sallanıyor. İnşallah düşmez telefon. Hafif bir rüzgar var ama bakalım. Yerleşeyim. Tam da yatların çıkış saatine denk geldim. Her yerden sesler geliyor. Gittik işte, bekledim orada kenarda. Ama Deniz tabii ki durmadı. Çıkış kapısına
belki 20 kere gitti anne. Öğretmen gidiyor, alıyor, geliyor. Tekrar işte diğer çocuklarla falan kaynaştırmak istiyor. Ondan sonra oyuncaklara götürüyor, bisiklete bindiriyor, işte kaydırağa götürüyor. Ama onun götürmesine fırsat vermiyor Deniz. Böyle şey yapıyor. Tekrar iniyor, fırsatını buluyor, tekrar kapıya gidiyor. Ada, dede, anne bağırıyor. Ondan sonra ben de baktım olmayacak yani, dayanamadım. Aldım. Dedim ki biraz bakalım, bir şey yapalım, alıştırayım dedim. Hani en azından bir öğretmeniyle görüştük işte. Dedik ki hani hafta sonu gelin siz bir ziyaretine. Bir de sizinle kaynaşsın bakalım, belki öyle olur. Onun da kızı varmış aynı, hem öğretmen hem kızı da aynı kreşteymiş. Şey yapalım dedik. Hani bir bizim iş yerine gelsinler, orada bir kaynaşalım. Ondan sonra da şey yapalım, adını siz söyleyin. Belki o zaman olur diye düşündük. Ama şöyle bir şey oldu. Deniz çok ağladı. Benden hiç ayrılmadı. Geldikten sonradan bahsediyorum. Yani geldikten sonra o gün kucağımdan hiç inmedi. Birazcık da gece uykusunda huzursuzlandı. Ve ben de o yüzden kreşe vermekten vazgeçtim. Ben şöyle düşündüm. Yani babasının okulu başladığı için biliyorsunuz. Hani dedim ki en azından rahat bir ortam. İşte onun için daha iyi olur, daha iyi eğitimleri olur işte. Çünkü biz farkında olmadan aşırı derecede şımartıyoruz. Bazen oluyoruz farkında, bazen olmuyoruz ama genellikle çok şımartıyoruz. Her istediğini yapıyoruz. Çok fazla aşırı derecede kural koymuyoruz. Ama koymamız gerekiyor, bunu anladım. Çünkü bakıyorum diğer Rus çocuklarına falan, çocuk böyle kendini yırtıyor. Onlar hiç kesinlikle, eğer o hayırsa hayır olacak. Yani çocuk onu kabul edecek. O şekilde davranıyorlar. Ama bizde öyle olmuyor. Çocuk 1-2 dakikadan fazla ağladığı zaman ben hemen, yani onun dediğini yapmasam bile bir şekilde bir işte aman kuzum, aman canım derken o şekilde susturuyorum. Ya da başka bir şekilde artık. Bu da şöyle oluyor. Öğretmenlerin ve müdürün söylediği bize. Çok aşırı derecede şımarttığınız için, her istediğini yaptığınız için şu an onun bu okula gelmesinin gerektiğini, diğer çocuklarla kaynaşmasının gerektiğini kabul etmiyor dediler Deniz için. Ada da kabul etmedi ama Ada biraz daha büyük olduğu için en azından hani annesi diyor ki işte hani ya kızım burada olman gerekiyor artık, buraya gelmen gerekiyor falan diye. Onlar bir şekilde konuşabiliyorlar ama ben hani Deniz'in anlamadığını düşünüyorum. Müdürümüz de diyor ki hayır, Deniz anlıyor. Aslında anlıyor yani, senden ne dersen de o seni anlıyor. Bana öyle geliyor, sana öyle geliyor diyor. Ama ben yine de bu konuda birazcık biraz daha beklememizin gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha aklı ersin istiyorum. Fakat biraz daha kurallara falan daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda biraz ipleri sıkı tutacağız gibi geliyor. Diğer mesela şey, nasıl desem, müdür şey diyor yani, Deniz kurallara uymuyor, Deniz buraya gelmesi gerektiğini kabul etmiyor. İşte diğer çocuklar da onun gibi kabul etmediğinde 3 gün ağladılar, ondan sonra sustular diyor. Ama ben bunu yapmak istemiyorum yani, hani çocuğumu o şekilde bırakmak istemiyorum. Biraz daha idrak etsin, ona göre kendi istesin kreşe gitmeyi, kendi istesin istiyorum. Bilmiyorum, bakalım ne olacak. Zor, kolay değil gerçekten. Hani geçen sene çok kolaydı. Kucağımdan hiç indirmiyordum. iyiydi, hoştu, güzeldi. Ama şimdi artık Deniz büyüyor. Eğitim hayatı, onun kuralları, nasıl yetiştirmemiz gerektiği, bunlar önemli şeyler. Ben işin bu açısını hiç düşünmemiştim. Biraz zorlanıyorum açıkçası. Ki zaten biz yani ben bayağı kurallı yetiştirdiğimizi sanıyordum ki aslında bizim yaptığımız hani yapılması gerekenin onda biri falanmış. Şimdi beni izleyenler şey de diyebilirler. Hani ya siz böyle davranmaya devam edin de diyebilirler. Herkesin, her anne babanın görüşü farklı oluyor. Kimseye hiçbir şey söyleyemiyorsun, bir şey diyemiyorsun. Ama tabii ki herkes, her evladını düşünen,
Her anne baba evladı için olması gerekenin en iyisini ister. Bakacağız durumlara. Böyle işte şimdilik. Dün video çekmiştim tekrar. Onu sildim. Hani onu yayınlamak istemedim tekrardan. Çünkü bugün son karar. Yani biraz şey olacaktı. Dünkü konuşmayla bugünkü konuşma biraz tezat olacaktı. Çünkü dün kararlıydım aslında ama bugün baya karar. Dün kararsızdım daha doğrusu hani kreşe verip vermeme konusunda ama bugün baya kararlıyım. Tekrardan şey yapmak istemiyorum. Bir program kendi çapımda oluşturmaya çalıştım ama bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Biraz daha büyüsün. 2 yaşını doldursun. Bir 2,5'a doğru bir gelsin. Annem de diyor ki bebekken verseydin daha kolaydı. Bebekken nasıl vereyim? Zaten zor kavuştum. Yani kaç yıl bekledim. En güzel anlarını da bebekken hani kreşte geçirmesini istemedim. Bakalım yani. Böyle işte. Ne diyeceğimi de tam bilmiyorum. Sizler de bu konuda yorum yazarsanız sevinirim gerçekten. Çünkü ne düşünüyorsunuz? Bu arada çok sevdiğimiz yakın çevremiz kreşe vermemem konusunda çok ısrar ettiler. Dediler ki daha çok küçük verme. Hani bir de şey hani ben Deniz'i böyle saldığım zaman çok sosyal bir çocuk. Hemen onlara karışır, beni hiç önemsemez gibi düşünüyordum. Çünkü normalde öyle davranıyordu. Ama oraya gittiğinde çok farklı oldu. Tam tersi. Hiç kucağımdan inmedi. Kesinlikle inmedi yani. Minibüse bindiğimiz anda bile oraya gideceğini fark etti. Kreşe gideceğini. Minibüse binmek istemedi. Minibüsten inmek istemedi. Daha çok küçük. Bunları yaşatmak da ben istemedim. Bakalım. Zaman neleri gösterecek bize. Ne olacak bilmiyoruz. Ama kızım için her şeyin en iyisi olsun istiyorum. En hayırlısı olsun istiyorum. Temel zaten ana sebebimiz bu. Her şey onun için oluyor. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz onun geleceği için. Hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Bakalım hayırlısı ne olacak? Bu arada şey biliyorsunuz TOKİ evleri var. TOKİ evlerine girmek istedim. Deniz için birazcık şey olsun istedim. Hani Deniz'e bir yatırım olsun istedim. Bir de Deniz'in burada olmasını istedim. Burada bir evi olsun istedim. Belki uzağa gitmez. İleride büyüyünce. Hani bir evin bir kızı ama çok fazla bir evin bir çocuğu olup da Amerika'ya yurt dışına falan gitmek isteyen oluyor. O yüzden istedim ki Deniz'in burada bir evi olursa bizden ayrı yaşamak isterse bile kendi evinde yaşasın ama bizden uzağa gitmesin istedim. Fakat bize vurmadı. Bizim bir evimiz olduğu için tekrar o evlere başvuramıyormuşuz. İş yerlerine sanırım başvurabiliyoruz. İş yerine başvuracağım. Bakalım yani nasıl olacak. Çünkü en azından hani ileride belki takas ederim. Yani bir bakarız duruma göre. Bu arada Esinler başvurabiliyor. Erkek kardeşim başvurabiliyor. Onlar başvurduğu için ben de onlardan ayrı kalmak istemedim. Ama ben başvuramadığım için de annemle Esin de düşünmüşler. Demişler ki ablamın boynu bükük kalacak biz gidersek. Ablam tek kalacak. Biliyorsunuz bir numarada annem oturuyor. 2 numarada ben oturuyorum. Ama şimdi Esin de evini taşıdı geldi. Annemle birlikte oturuyor. Tahsin okula gideceği için annem yalnız kalacak. Her ne kadar annem bir de ben iki de otursak gece olduğunda annem tek başına kaldığından dolayı biraz annem üzülmüştü, biraz böyle bir bayağı kötü olmuştu. Bizim de içimize sinmedi. Zaten kiralar da çok pahalandı. Biz de dedik Esin'e sen gel en azından. Kira da ödemezsin, o parayı da yatırım yaparsın. Ayda 10 bin lira, 11 bin lira, 15-20 bin liraya kadar ev var. Ama boş evler 10 bin liradan başlıyor artık burada. Çok pahalı her şey. O parayı dedik hani kendine göre çocuklarının geleceğinde kullan. Niye yani hazır annem de tek kalıyorken kocaman da bir evi varken niye sen şey yapacaksın? Taşındılar geldiler. Hatta bizim kapının önündeki o dağınıklık da oradan geliyor. Daha tam yerleşemediler. Çünkü bizdeki sezon bitmiyor. Havaların biraz soğuması lazım.
yavaş yavaş yerleşebiliyorlar. Akşamdan akşama 1 saat 2 saat. Öyle olunca TOKİ'ye de başvurunca Esin dedi ki anne ben artık alıştım sana, hani hep birlikte kalmaya alıştık. TOKİ'deki eve de birlikte gideriz. Olmadı burayı kiraya veririz. Ama ben burada yalnız kalacak olunca annem de Esin de demişler ki ablamın boynu bükük kalacak. O yüzden de anne biz TOKİ'ye gitmeyelim. Olmadı TOKİ'yi kiraya veririz. Çocuklara bir destek olur. Ben de gideydim iyiydi. Ben de gidebileydim. Oraya taşınabileydik iyiydi ama olmadı. Bakalım durum neyi gösterecek? O zaman gelince ne olacak bilmiyoruz. Hayırlısı olsun hakkımızda. Dediğim gibi her şey tamamen çocuklarımızın geleceği için. Her anne babanın yaptığı gibi biz de öncelikle çocuklarımızı düşünüyoruz. Çok şükür Allah'a. Evimizi ödedik, bitti. Allah'ın izniyle artık işimizi kurduk. Çok şükür işimiz de meyvesini vermeye başladı. Yılların birikimi artık yavaş yavaş meyvesini vermeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Kızım da geldi çok şükür Allah'a. O da yani çok şükür bütün hastalıklarını atlattı. Ve estetik operasyonu diyoruz biz onun için. Estetik olacak kızım. Zor bir estetik ama olacak. O zamanı geldiğinde o da olacak. Allah'ın izniyle bir tek o var hayatımızda şu an bizi kısıtlayan. Ama o da geçecek. Her şey kızımızın geleceği için, eğitim hayatı, onun geleceği, onun mutluluğu için. O ne olmak istiyorsa, yani hiç şey değiliz, yani işte kızım illa bizim kızımız şu mesleği yapacak diye düşünmüyoruz. Ne olmak istiyorsa biz onun arkasındayız. Yeter ki ne yaparsa yapsın her şeyin en güzelini, en temizini, en dürüstünü, hani böyle en helal yoldan kazanç neyse onun yormayacak şekilde, zorlamayacak şekilde o olsun istiyoruz. Onun hayatında, onun geleceğinde mutluluk hep onunla olsun istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle. Tek temennimiz bu. Yoksa hiç böyle bir şey yok. Çok şükür Allah'a. Ben çalışıyorum, babası çalışıyor. Gayet mutluyuz, öyle söyleyeyim. Zamanla her şey olacak. Artık bunu biliyoruz. Mutluyuz. Evimizin nasıl diyeyim, her geçen gün böyle oturuyor, yani ailemiz oturuyor, bunu hissediyoruz. Yani sanki böyle bir evimiz vardı, biz evliydik Çetin'le ama böyle bir boşlukta gibiydik. Böyle bir sanki temelimiz sağlam değilmiş gibi hissediyorduk. Ama artık şu an temelimiz gerçekten her geçen gün Allah'ıma bin şükür maşallah nazarlardan korusun sağlam. Her geçen gün daha da sağlamlaşıyor kızımızla birlikte. O yüzden bu bizim için çok çok önemli. Allah bozmasın, Allah her şeyi daha da güzelleştirsin. Bu hepimiz için geçerli. Siz de evlatlarınıza kavuştuğunuzda gerçekten benim ne demek istediğimi buram buram iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Bunu biliyorum. Yani bu bir gerçekten gizem sözü, öyle söyleyeyim. Azıcık görüyorsanız gözümdeki mutluluğu, emin olun ki siz bunun daha 1000 katını yaşayacaksınız. Hayırlısı işte. Şimdilik burada vedalaşalım. Yine ben videomu kapatayım. Denize aldığım ürünleri çekecektim size. Kreşe neler götüreceğimi çekecektim. Ama bu kadarını bile çektiğime şükrediyorum. En azından anlatabiliyorum. Çünkü öteki türlü hiç anlatamıyorum. Ellerimde hatta boyalar var. Şöyle yakınlaştırayım bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Annemle ürünleri yapıyorduk. Hediyelik eşyaları. Onlar kuruyana kadar, boya kuruyana kadar dedim ben bir videomu çekeyim. Annem de deniz gidince çek dedi. Yok dedim, o zaman da hava kararıyor, çekemiyorum, ışık kaçıyor. Hemen geldim. Çok şükür size bir posta böyle bir akıbetimizi anlattım. Bakalım yeni videoyu Allah'ın izniyle yarın tekrar başlatacağız. Ne olarak başlatacağız hiç bilmiyorum çünkü aklımızda hiçbir şey yok. Yarın ne olacak? Yarın pazar. Deniz evde yine. Pazartesi günü işte okul var. Biraz işlerimiz sakinlerse tekrar alışverişe çıkacağız. Onlar var. Yavaş yavaş artık bir Adana turumuz var. Adana'ya gidip geleceğiz. Deniz'in işte babasının izin gününde gideriz büyük ihtimalle. Ürünleri alacağız oradan. Size bu sefer Adana'yı gezerken bir çekim yapmaya çalışacağım ama nasıl olacak bilmiyorum. Biraz sokak lezzetlerine bakacağız. Hava serinledi. O zaman şırdan, kokoreç hiçbir şey yiyememiştik. Bu sefer gittiğimizde hava serinlemiş olacak. Allah'ın izniyle o zaman da
gideceğiz. Ankara'ya gitmek istiyordum ama Ankara'ya gidemiyoruz. Şöyle gidebiliriz aslında ama Deniz'i Ankara'ya götürebilmem için izin almam gerekiyor. Bir sürü prosedür az kaldı kimliğinin çıkmasına. Ben de dedim ki kimliği çıktıktan sonra gidelim. Çünkü dayısını yerleştirmeye annem gidecek. Ben de gidecektim. Deniz'le gidecektim normalde ama o prosedürlere girmek istemedim. Biraz dedim havalar serinlesin öyle gideriz. Bakalım. Neyse çok uzatmayayım. Ben susmak bilmiyor bu sohbet başladı mı bende bitmiyor. O zaman geldiğinde hepsini göstereceğim. Gezeceğiz inşallah. Ankara, İstanbul, Adana, İzmir. Seneye bizim için Türkiye'nin gezmedik ili kalmayacak. Hepsinde toptan alışverişlere gideceğiz. Ama giderken yanıma Deniz'i de götüreceğim. Çünkü Deniz büyüyecek. Ve artık öğrendik işin ilmini, her şeyini öğrendik. Hani ilk zamanlarda gitseydik yorulacaktı ama artık gittiğimizde yorulmayacak. Babamızı da götüreceğiz. Sadece ürün almaya gitmeyeceğiz. Tatil amaçlı da gideceğiz. Gittiğimiz zaman birer hafta kalacağız. Hem gezeceğiz hem ürünlerimizi alacağız. Allah'ın izniyle bakacağız. Duruma göre gezeceğiz, dolaşacağız. Bunların hepsini sizinle birlikte yapacağız. Her geçen gün dediğim gibi YouTube'da da aynı şekilde. Bu kanalda da biraz daha güçleniyorum sizlerle birlikte. Sadece şunu söylemek istiyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü her abone olduğunuzda, her videoyu beğendiğinizde, her yorum yaptığınızda bizi daha ön plana çıkarıyor YouTube. Böyle olduğu zaman da bizim gibi olan ailelere daha çok ulaşabiliyoruz. Bizim gibi olmak isteyen ailelere daha çok ulaşabiliyoruz. Bu çok önemli. Bizim gibi olan annelerin çoğalması çok önemli. Ben isterim ki benim durumumda olan, bizim durumumuzda olan ailelerin, annelerin, ailelerin daha çok böyle bu mecralarda ön plana çıkmaları. Çünkü insanların artık bunu normalleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunda sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Verdiğiniz emeğime karşı desteğinize sağlık. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz.